Çok değerli sivil toplum kuruluşları başkanları, çok değerli ilçe başkanlarım, çok değerli esnaf arkadaşlarım, değerli dostlar, öncelikle katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ortam biraz çok yoğunluk olduğundan biraz sıcak olduğu için ben de konuşmalarımı kısa tutacağım. Size ufak bir bilgi verip devamlı da değerli protokoldeki eski belediye başkanlarımıza, kaymakamımıza, belediye başkanımıza çok kısa selamlama konuşmaları anlamında konuşmalar vereceğim. Çok değerli dostlar, öncelikle Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'ni neden kurduk? Onun üzerine kısa bir konuşma yapacağım. Ne yoldayız, neler yapmak istiyoruz? Beylikdüzü ilçemizdeki esnafların durumu ile ilgili biraz bilgi vereceğim. Çok değerli dostlar, biz Beylikdüzü'nde oturan esnaf arkadaşlar olarak 2012 yılında Beylikdüzü Esnaf Odası ile ve Kredi Kefalet Kooperatifi ile ilgili çalışmalarda bulunduk. Ama baktık ki bunun yasa olarak bazı sıkıntıları var. Birlik ve beraberlik içerisinde bunları aşmamız için bazı çalışmalar gerekiyordu. Biz de bu arkadaşlarımızla beraber Beylikdüzü ilçemizde bulunan 5200 tane esnafımızın dertlerini, problemlerini giderebilmek için Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneğimizi kurduk. Beylikdüzü'müzde 5200 tane esnafımız var, kayıtlı olan. Bunların her mahalle özelinde çalışmalarını ve donelerini hazırladık. Büyükşehir mahallemizde kaç esnafımız var? Diğer kaç esnafımız var? Bölge bölge. Kimlerin ne yaptığı anlamda ilk önce bir done oluşturduk ki hedefimize ulaşabilelim diye. Bu anlamda arkadaşlarıma, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yani iki yıllık bir süreyi bunu biz getirdik. Esnaf derneğimizin çok fazla boğmadan bazı faaliyetler hakkında bilgi vermek istiyorum. Esnaflara ne yapıyoruz şu anda dernek aşamasında? Kamu kurumlarına bu tarz şeylerde yardımcı oluyoruz. Problemlerini bizim kanalımıza biraz daha rahat aşacaklar düşünüp bir koordinat halinde çalışıyoruz. Vergi dairesi, SSK ve buna benzer şeyleri ilçemize kazandırmak için şu anda arkadaşlarımızla bir çalışma yapıyoruz. Bir diğer daha en önem verdiğim şeylerden biri kan bankası ile ilgili arkadaşlar, değerli misafirlerimiz, bizim en çok üzerine durduğumuz, hatta geçen hafta yönetimimizdeki arkadaşlarımızdan 4 yaşında bir kardeşimizin Cerrahpaşa'da kan ihtiyacına cevap verdik. Biz diğer çalışmalarımızın hepsi boş demiyorum ama boş dahi olsa biz o kardeşimize o gün yönetimdeki arkadaşlarımızla kan vermemiz bizim çalışmalarımızın çok güzel bir yolda olduğunu, hayırlı bir şey yaptığımızı, bir birlikte olduğumuzu bize gösterdi. Onun için de kan vermeye gelen burada arkadaşlarımız var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir diğer esnaf arkadaşlarımıza faydalı bir iş yapabilme anlamında Beyester diye bir web sayfası düzenledik. Burada iş arayan arkadaşımız buraya müracaat ediyor. İşçi arayan esnaf arkadaşımız da bu site üzerinden işçisini buluyor. Ücret, hiçbir ücret vermeden bu tarz bir çalışma yapıyoruz. Esnaf kartları falan, bunlarla ilgili çok fazla boğulmayacağım. Zamanı iyi kullanma adına. Biz bunları Esnaf ve Sanatkarlar Derneği olarak bunları yapıyoruz. Ama bizim asıl hedefimiz Beylikdüzü'nde Kredi Kefalet Kooperatifi ve Beylikdüzü'nde Birleşik Esnaf Odası'nı kurmak. Bununla ilgili yasalarda bazı sıkıntılarımız var. Ama onda aramızda bulunan Sayın İstanbul Milletvekilimiz Gülay Dalyan Hanımefendi, İstanbul Milletvekilimiz Mehmet Muş ve Recai Berber Manisa Milletvekilimiz, İstanbul Milletvekilimiz Atilla Kaya, Sayın Başkanımızın istersine beraber meclis konuma getirdik mecliste. Bunun da altyapılarını oluşturuyoruz. Ama Kredi Kefalet Kooperatifi ile ilgili değerli dostlar, burada esnaf arkadaşlarımız da olduğu için daha çok bilgilendirmek istiyorum. Biz şu anda kooperatifin kurum aşamasındayız, onda bir sıkıntı yok. Ama Halk Bankası itibariyle, Halk Bankası müdürümüz de burada. Halk Bankası ile esnaflarımıza kredi kullandırıyoruz. Şu anda 750 bin lira Beylikdüzü ilçemize de kredi kullandırdık. Olanlar çok iyi. Kullanmak isteyen esnaf arkadaşlarımız bizimle irtibata geçebilirler. Çünkü 48 aylığına, yani 4 ayda %5 oranıyla yılda toplam ödemede 55 bin lira para ödüyor arkadaşlarımız. Bakın esnaf arkadaşlarımızın özellikle bunu diğer bankalardan kullanması mümkün değil. 50 bin liraya 4 yıl, 48 ayda 55 bin lira ödüyor. Bedavadan biraz daha pahalı arkadaşlar. Onu esnaf arkadaşlarıma ifade etmek istiyorum. Kredi Kefalet Kooperatifi ile ilgili evraklarımızı gerekenlere teslim ettik. Kooperatif olarak biz de kredi vermeye birkaç ay içerisinde inşallah başlayacağız. Ve devamında Birleşik Esnaf Odası ile ilgili mecliste biraz önce ifade ettim. Sayın Vekilimizin de destekleriyle biz bu işi belli noktaya getirdik. Belki birkaç ay içerisinde bu işi de çözmüş olacağız. Biz bu çalışmayı yaparken
TESK diye adlandırılır. İstanbul'daki Esnaf ve Sanatkarlar Birlik olarak adlandırılır. Biz buraya yaptığımız müracaatlarda çok değerli dostlar, bize 28 Haziran 2012 olarak ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza görevlendirme yapıldı. Bu da TESK bir görevlendirme yapması gerekti. Biz 28 Haziran'dan beri esnafla ilgili sadece çalışmaların belli noktaya gelmesi, belli bir mücadele etmek lazım. İnşallah bunları belli bir noktaya getirdik. Buradaki heyetten ilçe başkanlarımıza, çünkü yönetimi kururken ilçe başkanlarımızı ben ziyaret ettim. Bu odanın dernekte bütün dostlarımızın ve farklı düşüncelerden bize faydası olacak bütün kardeşlerimizin bu yönetimde almanızı ilçe başkanlarından rica ettim. Onlar da bize yardım etti. Çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda Sayın Belediye Başkanımıza yerimizin oluşmasında bize her türlü desteği verdiği için huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Toparlamak gerekirse değerli dostlar, burada Beylikdüzü'nde çok ciddi 5200 gibi bir sayısı olan, baktığınızda nüfusa vurduğunda yaklaşık 5200 esnafın 50 bin nüfusa kitlettiği, siyasetçisinden, bürokratından, kendilerine problem yaratmayan, ekmeği için uğraşıp gidip evine giden, problemsiz olan insanların bazı dertlerini ve bazı zorluklarını aşması anlamında biz de 27 yıldır yaptığımız bu esnaflık işinde dedik ki bundan sonra çok değerli dostlara faydalı olacak işler yapalım. Bunda belki atladığım değerli dostlarım olabilir. Bu işin oluşumunda olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için Allah razı olsun diyorum. Değerli dostlar, demin de ifade ettiğim gibi ufak da olsa bir selamlama konuşması anlamda bizim buraya bugün katılan, bizi yalnız bırakmayan hem ilçe başkanlarımız daha bir söz vermek istiyorum. Daha sonra belediye başkanımıza, kaymakamımıza söz vereceğim. Sayın milletvekilimiz aramızda, bölgemizin aynı anda derneği kurulmasında gittiğimizde kapısına bize bu anlamda çok destek olan sanayici bir esnaf değil ama biz biraz ufak esnafı alıyoruz bünyemize ama zaman zaman memur abi bizim yanına gittiğimizde büyük sanayi onlar ticaret odasına bağlı ama bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Huzurlarınızda kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Ben şimdi sözü Sayın Belediye Başkanımız, daha önce Gülpınar'da Belediye Başkanlığımızı yapan Sayın Başkanımız ve Dükçük Başkanı'na da veriyorum. Kısa olarak selamlama anlamında bir cümleti bize de selam vermek anlamında. Değerli dostlar, zaman iyi kullanma anlamında herkesi buraya davet etmeyeceğim. İsterseniz şöyle sıradan arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız Ali Aydın Başkanıma mikrofon veriyorum. Sayın değerli vekilim, Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Sayın Nasuh. Ben de Dernek Başkanımızın bu güzel çalışmalarına dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Beylikdüzü'ne halkımıza güzel bir hizmet etme noktasında kendisi bize geldiği zaman Sayın Başkan şunu söyledi. Bu dernek Beylikdüzü'ne derneği olsun dedi. Yani bunu siyasallaştırmayalım. Teşekkür ediyorum. Kendisi de bu konuda bize söz verdi. Bütün siyasi partilerin görüşleri, düşünceleri, son arkadaşlarımız dernekte var. O noktada hayalimiz Beylikdüzü'ne hizmet olsun diye kendilerine böyle bir kader bulmuştum. Ve son olarak teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Mikrofonu Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız Yaşar Genç Başkanı'na veriyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum başkanım. Sayın Bekleyin, Sayın Protokolojimizin saygıyla selamlıyorum. Ben bu derneğin Beylikdüzü'nde bir ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Nüfusu 240 bin, 250 bin adamın üzerinde. Çok geç kalmış bir
kurmuş olduğuna inanıyorum. Başarılı olacağına ve esnafımıza fayda getirecek, güzel şeyler getirecek, hizmet vereceğine inanıyorum. Özellikle biraz önce bahsettiğiniz başkanım, esnafımızın güzel soracak ekonomik anlamda çok büyük sıkıntıları var. Halk Bankası işbirliğiyle ucuz kredi temini konusunda yaptığınız girişimlere de saygıyla karşılıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum, size saygılar sunuyorum. Evet, şimdi sözü AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Başkanım Mevzat Demiröz Başkanım'a veriyorum. Buyurun başkanım. Değerli vekilim, değerli belediye başkanım, değerli misafirler. Öncelikle dernek başkanımı kutluyorum. Ben bu ilçede 5 yıl ilçe yönetiminde bulundum ve Tahir Bey'le birlikte hizmet ettik. Kendisinin başarılarını eskiden beri takdir ediyorum ve şu anda da zaten bizimle birlikte hizmet ediyor Beylikdüzü'ne. Efendim ben bir anekdot belirtmek istiyorum. 2007 yılında AK Parti'mizi kapatma davasıyla geçirdiği süreyi hatırlıyorsunuz. Bir gazeteci başbakanımıza mikrofon uzatıyor, bir soru soruyor. Diyor ki, Sayın Başbakan diyor, eğer AK Parti kapatılırsa ne yaparsınız? Gayet sakin bir şekilde diyor ki, gider bir sivil toplum örgütüne, sivil toplum kuruluşuna üye olurum. Davamı orada, mücadelemi orada yapmaya devam ederim. Değerli hazırım. Bugün sivil toplum örgütlerinin Türkiye'deki yerini en iyi anlamak için şu örneği vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı kurultuna gittikten sonra o günkü hükümet genel kurmay ve diğer erkanı aldıktan sonra devamında DİSK'in, KESK'in, memur sendikalarının liderlerini davet ettiler. Yani sivil toplum örgütleri devletin en üst kademesine 5. 6. 7. sırada davet edilir. Bu ne demektir? Sivil toplum örgütlerinde hepimizin üye olup hizmet vermesi demektir. Ben kardeşimi bu vesileyle çok tebrik ediyorum. Çok kıvanç duydum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun bu dernek Beylikdüzü'müze. Yar ve yardımcısı olsun Allah'ım size. Sayın Başkanım'ın güzel konuşmasından dolayı ben de teşekkür ediyorum. Herhalde Sayın Başkanım beni görünce karşısında başkanım biraz duygulandı ondan. Şimdi konuşmalar yapmak üzere Beylikdüzü'müzün çok değerli belediye başkanı ve derneğimizin kurulmasında bize maddi, manevi, her anlamda destek veren Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Uzun Başkanım'a sözü veriyorum. Buyurun başkanım. Ben şöyle ikram edeyim ya. Çok saygıdeğer milletvekilim, değerli kaymakamımız, protokolümüzdeki sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, öncelikle günümüz hayırlı uğurlu olsun. Evet, yani gönüllü kuruluşlar demokratik ülkelerde medyadan sonra 5. kuvvet olarak ifade ediliyor. Eğer 5200 esnaf varsa, Tahir Bey'in verdiği bilgiye göre, bugün itibariyle 100 kişiye 2 esnaf düşüyor. Bugün itibariyle. Aslında Beylikdüzü çok küçük esnaf yoğun bir ilçemiz değil, onu ifade edeyim. Birçok İstanbul metropol merkez ilçede sayısal manada çok daha fazla sayıda küçük esnaf var. Beylikdüzü daha çok AVM'lerin, çarşıların, alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu bir yer. Ve kabul etmek lazım ki günümüz dünyasında ekonomi bugün itibariyle daha çok orta ve büyük